Dürüst ve güvenilir ünlem işareti. Evet. Dalga geçiyor yani. Evet. Araştırmacı gazetecilerin SBK aşığına su katmak istemem ama SBK'nın kafakola aldığı gazetecilerin listesi ABD'de açılan davanın iddianamesinde yazıyor. Kimlere televizyon kanalı kurdurdukları bile orada yazıyor. Yılmaz'ın bu imayı yapması benim hayatımda sırtımdan yediğim en ağır hançerlerden birisidir. Evet. Bu yani, çok ağır bir hançerdir. Şöyle, evet. Ben çok kötü konuşmak istemiyorum. Uğur abi çok duygusallaştınız. Çok şöyle kötü diyelim. Konuşmak evet. istemiyorum. Ama Yılmaz Özdil benim mezarım, benim cenazeme gelmeyeceksin. Gelmeyeceksin. Sana hakkımı helal etmiyorum. Sen nasıl olur da benim namusuma, şerefime ima yollu laf söylersin? Ayıp değil mi? Utan be! Utan! Yazıklar olsun sana! Yazıklar olsun! Yerin dibine gir! Uğur abi. Karşıma çıkarsan çok fena yaparım. Birisi bize çamur atsa evet. en başta evet. çıkacak ve savunacak olan kişi Yılmaz'dır. Evet. Ben onun için 1000 defa kendimi ortaya attım. Bin evet. defa. Kimse açık açık yazacaksın kardeşim, evet. ima etmeyeceksin. Biz diyoruz açık ki. Açık yazacaksın. İnsanları töhmet altında bırakmayacaksın. Sen benim ne kadar namuslu olduğumu bilen bu ülkedeki 2-3 insandan birisin. Birisi Müjdat Gezen'dir. İkincisi sensin. Sana kardeşim dedim. Sen nasıl olur da değerli ağabeyim dediğin, yere göğe sığdıramadığın bir insana ima yollu dahi olsa çamur atmaya yeltenirsin. Kendimi tutamayıp ağlayacağım sevgili Tuncay. Evet. Ya... Ulan sen beni en yakından tanıyan adamsın be. Şimdi nasıl gitti elin o tweet'e? Nasıl yazabildin onları? Yazıklar olsun sana. Mesajlar atıyor. Yılmaz değerli abim deme. Sen artık değersiz Yılmaz'sın. Ben Ekim Aptekin'in yüzünü gördünüz mü? Cem Uzan'dan bile ayrılırken, Sayın Cem Uzan orada çalışmadığım sürenin parasını iade eden tek televizyoncu, tek gazeteciyim. Onun müessesesinde çalışıp da süresi dolmadan ayrıldığım için kendiliğimden o parayı iade etmiş. Benim peşimden gelen arkadaşlara da arkadaşım sana 5.000 dolar, al sana 10.000 dolar diyerek işsiz kalacak o insanların açlığını önlemiş ve onlara arka çıkmış bir insanım. Sen nasıl kalkarsın bana böyle bir imada bulunursun? Sen nasıl kalkar da bizi böyle güvenilir ünlem işareti çok ayıp. Çok ayıp. Ettim ben. Yani, yazıklar olsun sana. Çok çok ayıp. Yazıklar olsun. Bizim sen adam değil misin? Gelsin istediği yani, kanalda çıkma cesareti varsa benim karşıma çıksın. Bütün hayatımızı konuşalım. Bütün hayatımızı konuşalım. Evet. Fatih Altaylı'yı hakkı olmayan bir paraya el uzatırken gözümle görsem inanmam diyorum. Onun da benim hakkımda öyle bir inanca sahip olması lazım. O inanca sahip olmadığı takdirde zaten o yazıları yazmazdı. Bana böyle imalı karalar çalacak adamım ben alnını karıştırırım, alnını. Biz Cendere içinde yaşadık. 77 yaşındayım. Benim 50 senem, yarım asırlık hayatım pisliğe bulaşmamak için Cendere içinde geçti. Kodri Meydan, herkes araştırsın. Zerrece kara bir iz bulamazsınız benim hayatımda. Bunu da en iyi bilen bu tweet'i atan Yılmaz Özdil'dir. En iyi bilenlerden biridir. Çok ayıp ya. İnsanlar, dostluklar yani çok çok ayıp. Bu kadar kolay harcanmamalı. İnsan arayıp sormaz mı ya Uğur? Yahu sormaz. Der ki ya, şimdi Yılmaz hakkında birisi öyle bir şey söylese ben ya sorsa anlatırız ben, burada anlattığımız gibi. Ya Yılmaz pis bir işe bulaşmaz derim ya. Yılmaz pis bir işe bulaşmaz derim ya. Daha da üstelerse bir tane çakar gönderirim yani. Sırtımdan kanlar akıyor şu anda. Evet. Yani. Sırtımdan kanlar akıyor Tuncay. Ter değil. İşin perde arkası bu yani. Yani. Ter değil. Allah'a çok şükür ki hesabını veremeyeceğimiz hiçbir şeyimiz yok. Evet. Benim için ne söylerlerse söylesinler hiçbir şey ifade etmez. Yeter ki onlara verecek cevabım olsun. İşte bu akşam burada verdik o cevabı. Evet. Verdik mi? Verdik tabii ya. Bu kadar açık yani Uğur abi. İsteyen istediğini herkes sorsun. Evet. Aynen. Evet. İsteyen istediğini sorsun. Aynen. Keşke Yılmaz abi de Yılmaz'a da yazıklar olsun. Yani delikanlı adam açık açık eğer varsa böyle bir kuşkusu açık açık arar, evet. sorar. Evet. Daha geçen gün göz ameliyatı olmuş, geçmiş olsun diye konuştuk. Önce telefonu kapalıydı. O kadar endişelendim ki acaba kötü bir şey mi oldu falan diye. Eşinin üzerinden ulaştım kendisine. Ben o kadar seviyordum onu. Ama bitti benim için artık. Yani bitti.
büyük oğlum dışarıda, bütün çocukların dışarıda biz Uğur Dündar'ın çocuklarıyız demezler. İsterler ki arkadaşları onların adıyla dost olsunlar. Sordukları zaman sen Uğur Dündar'ın oğlu musun diye uzun süre hayır biz o adamı tanımayız diye cevap verirlerdi. Ama o gece Divan Oteli'nin önünden yayın yaparken saat 2'de benim oğlum sabaha karşı 2'de bir tweet attı, bir mesaj attı bana. O zaman Twitter'da yoktum. Baba seninle gurur duyuyorum dedi. Mesela birisine kırılıyor Yılmaz Özdil. Müjdat Gezen onunla bilmediği için konuşuyor. Küsüyor. Müjdat Gezen telefonda. Müjdat Gezen. Efendim Müjdat. Canlı yayındayız. Evet. Tamam. Peki. Evet. Teşekkürler. Şimdi ben de bana takma mesaj... Takma kafana yanındayız diyor. Türk televizyonculuk tarihinin en şerefli, en temiz sayfalarından... Biri yazılmıştır orada. Bağlanıyor mu yani. Yılmaz Bey arkadaşlar? Açmıyor mu telefonu? Açmıyorsa açmasın. Açmıyor peki. Ben tekrar söylüyorum. Benim cenazeme gelmesin. Benden bundan sonra ağabey mağabey diye bahsediyor. Benim için kapanmıştır artık Yılmaz Özdil defteri. Allah selamet versin. Ben ki o bir ara böyle canı sıkılır, işi bırakma noktasına gelir. Ya Yılmaz şimdi yapma beraber bırakırız falan demiş adamım yani. Sen nerede biz orada demiş adamım. Bize yaptığı işe bak ya. Yaptığına bak ya. Evet Uğur abi yani hakikaten çok şaşırdım. Olsun. Yani daha bilmiyorum nasıl anlatalım sevgili seyirciler. Anladınız olsun. Herhalde. Anladı mı izleyicilerim sizi? Herhalde anlamışlardır yani. Defalarca altını her zaman da bunu hesabını veririz yani. Şeref o kadar büyük konularıyla yani. Çok böyle imalı mesajlarla düşmanım bile olsa ben bunu yapmam. Bunu yapmam. Hele bana bu tür konularda böyle çamur atmaya yelteneceklerin yazık. Tekrar ediyorum, alnını karışlarım. Hiç bu konuda benim müsamaham evet. yoktur. Demek ki o değerli ağabeyim derken inanarak söylemiyormuş, o çıktı ortaya. Hiç gerek yok böyle rollere hayatta. Evet. Mert olacaksın, dürüst olacaksın, dimdik duracaksın. Gıcığın ne senin? Alıp veremediğin ne meselen var? İçinde hangi kavgaları yaşıyorsun? Onu anlat, anlayalım. Yardımcı olmaya çalışalım. Hayatımın yoksa, en acı gecelerinden birini yoksa yaşattım bunu bize. Yoksa bunu herhangi bir havuz medyacısı benim yapsa ciddi bir anlayış. Benim çocuklarım, benim eşim, ailem şimdi kim bilir hangi duygulardadır. Allah sana bu duyguları, senin ailene bu duyguları yaşatmasın. Yaşatmasın. Sevgili seyirciler. Böyle de gidersen hiç dost sahibi olamazsın. Uğur abi ben... İyi yazar olursun ama adam olamaz. Anlattığımızı düşünüyorum. Önemli olan senin hani kitabını yazdın ya, oradaki gibi adam olmaktır. Adam, adam ol adam. Müjdat nasıl, bağlamak istiyor, buradan bağlayayım. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Buyurun mikrofonu Müjdat tutun, bağlansın Uğur abi tabii ki. Müjdatçım, mikrofonu tutuyorum şimdi senin sesini. Tamam. Lütfen konuş. Tamam. Şimdi Uğur. Evet. Benim anlattıklarımı yani anlatacaklarımı artık bütün Türkiye'nin değil bütün dünyanın duymasını istiyorum. Çünkü burada çok önemli bir hata yapılıyor. Bilerek bilmeyerek onu kurcalamak istemiyorum. Bundan yıllar önce Akatlar Kültür Merkezi'nde ustalara saygı diye bir gece yapılıyordu. Evet. Bu Uğur Dündar için yapılıyordu. Ben de oradaydım. Yanımda da biraz ötemde de Altan Ertürk adlı genç bir arkadaş oldu. Evet. Bu arkadaş sahneye fırladı, sana sarıldı, bir televizyon kurmakta olduğunu, bunun başında senin olman gerektiğini söyledi. Bu da o yayında, o kayıtların tamamında vardır. Evet. Eğer ki bu adı geçen olayların içerideki kişi Altan Ertürk diye zikrediliyorsa onu bilmiyorum. Ama Altan Ertürk lafı hiç geçmeden başka birileri bu işte ilgiliyse de Altan Ertürk orada paralamaya başka bir işteyse onu da bilmiyorum. Hiçbir şey değil. Ama burada benim üzerinde durmam gereken bir şey var. Sen benim yarım asırdan fazla arkadaşımsın. Eğer ben bu gece senin yanında olmaz isem gözlerim açık ölürüm. Allah korusun, Allah sana uzun ömürler versin. Senin dostluğunla gurur duyuyorum. Bizim dostluklarımız böyle pamuk ipliğiyle bağlı değil, urganla, halatla bağlıdır. Hiç kopmaz sevgili Müjdatçığım. Sen müsterih ol. Ben bu sözlerini... Hayatım boyunca unutamayacağım. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki Türkiye'nin bir Müjdat Gezen'i var. Sağ ol canım. Yok yok. Burada karın da, üç çocuğun da son derece müsterih. Onu da bil. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Türkiye'de bana gelen
telefonuma gelen mesajları okursam insanlar utanırlar. Onun için sana tek tek bahsetmek istemiyorum. Ama bir iki tanesini Leyla bana okudu biraz evvel. Biz Uğur Dündar'ı tanıyoruz, fazla lafa gerek yok diye bu mealde bir tanesi. Bu mealde birçok şey geliyor bana. Senden istirham ediyorum. Şu saniyeden itibaren her şeyi sıfırla. Ve sakın ha kendini üzme, hayat hakikaten üzülmeye değmiyor. Bunu da söylüyorum. Sağ ol Müjdat'cığım, var ol. Evet. İyi geceler, eşine de saygılar. Sağ ol, onun da sağ ol, sağ ol, sağ ol. Sağ ol, eyvallah. Sağ ol. Evet Tuncay'cığım.